Herzlich Willkommen unserem Deutschunterricht 12. Sınıfların Almanca dersine hoş geldiniz. Üniti adı Neue Stadt, Neue Schule. Türkçe karşılığı yeni şehir, yeni okuldu arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere bu bizim 4. videomuz. Bu üniteden başladık. Yani kitapta 5. üniteden arkadaşlar itibaren başlamıştık. Bize neyi anlatıyordu? Direkt ilk konu olarak... Yeni okuldu. Klaus'un yeni okulu nasıl olduğunu, ne gibi alternatiflerin olduğunu, neyi nerede yaptıklarını bunları bize anlattı. Daha sonra Köln'den bahsedildi. Köln'ün meşhur katedralinden, Köln'ün Müzium Ludwig'sinden ve Ren Nehri'nden bahsedildi arkadaşlar. Daha sonraki sayfamızda öğrendiğimiz neydi? İşte... Senin kendi şehrinde ne gibi alternatifler var? Yani neler yapabiliyorsun diye bize soru soruldu. Bunları işte alışverişte, gezmekte, kültürel yerlerde, işte yöresel tatlar falan bunların hepsini mesela bize sordular. Biz bunları cevapladık. Ve şimdi ise yeni konu adımız Ünitel'in bölümünde in der yani şehir kütüphanesinden devam edeceğiz. Buradaki görselde de gördüğünüz arkadaşlar Almanya'da bir tane eski şehir kütüphanesinden bir tanesi gezip gerçekten görmek lazım. Çok güzel gözüküyor çünkü. Şimdi sayfamıza geçtiğimiz zaman sayfa 58'e geçtiğimizde arkadaşlar burada bizi Nikon'un şehir kütüphanesini yani mü, Münih şehir kütüphanesini aradığını ve buradan da bilgi edindiğini bize aktarıyor. Ve burada boşluklar var. Bu boşlukları bizim doldurmamızı istiyorlar. Yani arkadaşlar burada da bir dinleme metni var. Bu dinleme metnini dinleyeceğiz. Boşlukları dolduracağız. Çünkü daha sonra dinleme metnini bize bir kez daha lazım olacağız. Tekrarlayacağız. Gere dinleyeceğiz. Çünkü başka bölümlere de var. Onun için arkadaşlar... Belki hepsini anlayamayabilirsiniz. Metni anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat boş gelen yerleri eğer tutturabilirsiniz güzel bir şey. Daha sonrasında zaten canlı derslerde şöyle bir şey yapacağız. Bu metinleri zaten birlikte bu sefer çevireceğiz. Bakalım anladınız mı anlamadınız mı? Bu metinlerde neler diyor diye. Onun için arkadaşlar anladığınız kadarını lütfen yazın. Nico sucht eine Stadtbibliothek in München. Hier ist Stadtbibliothek. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Nico. Ich bin neu in der Stadt. Wie kann ich zur Bibliothek kommen? Sie können unsere Broschüre anschauen oder im Internet unsere Webseite aufsuchen. Ja, aber die Informationsbroschüre ist für mich nicht verständlich. Wie kann ich dahin kommen? Die Bibliothek ist in der Nähe vom Rathaus. Viele Buslinien fahren her. Welche Linie bitte? Die Linien 40, 53, 57 kommen her. Ich kann Ihnen den Standort senden. Können Sie mir die Öffnungszeiten von der Bibliothek sagen? Ja, gern. Sie ist an Arbeitstagen ab 8.30 Uhr bis 19 Uhr und samstags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr offen. Darf man dort Bücher ausleihen? Ja, man kann alle Bücher ausleihen. Danke für Ihre Hilfe und die Informationen. Bitte schön. Und auf Wiederhören. Evet, dinleme mettimizi dinledik. Boş olan yerleri doldurduk ve şimdi siz de äh, sayfanızın aşağı tarafında B bölümünde den dialog noch einmal und beantworten Sie. Ne diyor burada arkadaşlar? Bu metni bir kez daha okuyun, diyalo ve cevaplayın. Burada ilk olarak bize soruyor. Wen ruft Niko an, Niko kim arıyor diyor. Niko Ruf di sekreteri an. Niko sekretere arıyor diye bize e, burada yanıt vermişler. Bizim de arkadaşlar bu geri kalan soruları cevaplamamızı istiyorlar. Ne vardı? Welche şey Information möchte Niko erhalten? Wie kann Nico zur Stadtbibliothek fahren? Welche Linien fahren zur Stadtbibliothek? Wohin will Nico gehen? Wo liegt die Stadtbibliothek? Yani burada arkadaşlar sorular genel olarak ne, nerede, nasıl ulaşıldığını, edildiğini falan bize söylüyor. Ben size tam bunları tabii ki açıklamıyorum. Çünkü sizin bu soruları anlayıp açıklamanızı istiyorum. Doğru cevabı vermenizi istiyorum. Bunları canlı derslerde arkadaşlar birlikte daha sonra bakacağız doğru mu yaptık yanlış mı yaptık diye ve son olarak çalışma kitabımızda sayfa 50'de arkadaşlar burada da bizim şehrimizde ki kütüphaneyi soruyor. Kütüphane nerede? Kaça kadar açık? Kitaplar işte alınabiliyor mu nasıl oluyor diye bu da bize 5 tane soru sorulmuş ve ben de sizlerin bu 5 soruyu cevaplamanızı istiyorum arkadaşlar üst tarafta yani sayfa 50 1. bölümde arkadaşlar onları cevaplamanızı istiyorum biraz kendi şehrinizdeki kütüphaneden bakalım bilgi sahibi misiniz neleri biliyorsunuz ve ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar bu kadar kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.